Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi popülasyon genetiği ile ilgili soru çözümü yapacağız çözdüğüm sorular geçen seneki çözüm sorularla aynı yani ister oradan dinleyebilirsiniz isterseniz yine bu videodan izleyebilirsiniz bir de popülasyon genetiği ile ilgili çıkmış sorular diye ayrı bir video yapmıştım geçen seneden kalan o videoyu da izleyin arkadaşlar bunu bitirdikten sonra en azından çıkmış sorular nasıl onu da görmüş olursunuz yine ben bu videonun açıklama kısmına Ekleme yaparım e, çıkmış soruları oradan da izlerseniz daha iyi olur sizin için. Başlayalım isterseniz diyor ki 1000 kişiden oluşan bir popülasyonda 490 kişi RH negatif kan grubundandır. Buna göre diyor bir sürü bize soru sormuş. Şimdi ilk önce RH negatif kan grubunun biz bir frekansını bulalım. Daha sonra arkadaşlar sorumuza bakalım. Şimdi bakın bizde her zaman P baskın olandır yani. Büyük L, RH için düşünelim. Q'da arkadaşlar küçük R olarak düşüneceğiz. Şimdi biz burada küçük R'yi bulacağız. Yani küçük R'nin frekansını bulacağız. Bakalım. 490 kişiden toplamda 1000 kişi varmış değil mi? 1000 kişiden 490'ı bu şekildeymiş. O zaman 490 bölü 1000 yaparsak ne olur bizim cevabımız? Bakın sıfırlar gider. 0,49 olur. O zaman ben Rh negatif kan grubunun frekansını buldu mu? Buldum. A şıkkı gitti. 0,49 Bize diyor ki Rh pozitif genin frekansı Aslında şöyle düşünebilirsiniz. 0,49 Şöyledir arkadaşlar. Küçük re, küçük re'nin frekansıdır. Yani Yani bu gene sahip olan kişilerin, bu RH negatif kan grubuna sahip olan kişilerin frekansıdır. Bize direkt gen frekansını sorduğu için ben bunun kare kökünü alırsam, yani küçük r küçük r'nin kare kökünü alırsam neyi bulmuş olurum? R'yi bulmuş olurum. Bu durumdan da 0,49'un kare kökü ne olur. 0,7 olur değil mi? Çünkü 7'nin karesidir 49. Dolayısıyla küçük R'yi biz ne bulduk? 0,7 bulduk. Yani Q'muz 0,7 oldu A şıkkı için. P'ye bakalım. Şimdi bizim bir e, eşitliğimiz vardı. Neydi bu? P artı Q eşittir 1 diyorduk. Burada arkadaşlar 1'den 0,7'yi çıkarırsak neyi buluruz? P'yi bulmuş oluruz. Yani RH pozitif genin frekansını bulmuş oluruz. Bu durumda da ne olacak? 1'den 0,7'yi çıkardığımız zaman cevabımız 0,3 olacak. C şıkkına gelelim. Homozigot pozitif yani RH pozitif kan gruplu bireylerin frekansı nedir? Şimdi şurayı sileyim. Bunu nasıl bulacağımızı göstereyim. Bize birey frekansını soruyor. Gen frekansını sormuyor. Gen frekansını sorduğu zaman 0,3 0,7 gibi birden küçük sayılar bulmamız lazım. Yani 0 ile 1 arasında sayılar bulmamız lazım. Ama bireylerin frekansını soruyorsa bizim eşitliğimiz P artı Q eşittir 1'di değil mi? Ben her iki tarafın karesini alırsam ne olur? P kare artı 2pq artı q kare eşittir 1 olur. Arkadaşlar buradaki P kare homozigot olanlardır, yani homozigot baskın yani büyük R büyük R olanlardır. 2pq heterozigot olanlardır, büyük R küçük r. Q kare ise Q için r demiştik, değil mi? Küçük r demiştik. Q karede ne olacak? Küçük r küçük r olacak. Şimdi bize Homozigot RH pozitif. Homozigot olanlar hangileri? Büyük R, büyük R. P'yi biz ne bulmuştuk? 0,3 bulmuştuk. O zaman 0,3 çarpı 0,3 cevabımız ne olur? 0,09 olur. Bunların frekansı 0,09'dur. Heterozigot RH pozitif kan gruplu bireylerin frekansı nedir diye sormuş. Yani bize 2PQ'yu soruyor. 2PQ'da da Şöyle biraz yan tarafa gidelim. 2 çarpı P neydi? 0,3. Q neydi arkadaşlar? 0,7. Çarptığımız zaman 7 kere 3, 21. 2 ile de çarpınca 0,42 heterozigotların frekansı olur. Başka neyi soruyor? Genotipinde RH pozitif geni taşıyan bireylerin frekansı nedir? Şimdi genotipinde RH pozitifi taşıyan kimler? Burada büyük R büyük R ile büyük r küçük r yani heterozigotla homozigot olan. Biz zaten bunların ne olduğunu ayrı ayrı bulmuştuk. Yani 0,09, 0,42 bulmuştuk. Topladığımız zaman da RH pozitif e, genini taşıyan bireyleri bulmuş oluruz. Topladığımızda ne olur arkadaşlar? 0,09'la toplayınca 11,0,51 olur. RH negatif geni taşıyan bireylerin frekansı nedir diye soruyor. Onlarda da nedir? Heterozigot olanla yine küçük R küçük R olanlar. Küçük R küçük R'nin genotipi neydi? 0,49'du. Heterozigotu da 0,42 olarak bulduk. Topladığımız zaman sonucumuz ne çıkacak? 9, 2 daha 11, 91 arkadaşlar 0,91 olarak bulmuş oluruz. Şimdi sileyim son soruyu da öyle çözelim. Biraz e, normal normal deftere yazdım. Yani kağıda çözdüğüm gibi olmuyor tabii ki. Burada sürekli silmek zorunda kalıyorum. Ama geçen seneki videomda dediğim gibi izleyebilirsiniz. Sorular aynı arkadaşlar. Heter homozigot bireylerin frekansını sormuş. Homozigot olan bireyler neydi? Büyük R, büyük R olanlar bir de küçük R, küçük R olanlar. Büyük R, büyük R'yi ne bulmuştuk? 0,09 küçük r küçük r neydi? 0,49'du değil mi? Topladığımız zaman ne olacak? 0,58 olur arkadaşlar. Bu şekilde frekansları bulmuş olduk. Yani basit aslında P'den veya Q'dan herhangi birini bulduğunuz zaman gerisi geliyor. İkinci sorumuz. Bir gölde yaşayan bir balık balık evet. Balık popülasyonunda gen frekansı 0,4 olan çekinik bir özellik 10 yıl sonra izlendiğinde popülasyondaki bireylerin %49'unda görülmüştür. Buna göre ortamda homozigot baskın bireylerin yüzdesindeki değişme ne kadardır? Şimdi arkadaşlar ilk başta kaçmış? 0,4'müş değil mi? Bireylerin 10 yıl sonra aradan 10 yıl geçti. 10 yıl sonra ne olmuş? %49'unda görülmüş. Yani 0. ,4. 49 olmuş şimdi 0,49 birey frekansı bize gen frekansı lazım gen frekansı içinde ne yapıyoruz kare kökünü alıyoruz o zaman da 0,7 olur bize ne diyor ortamda homozigot baskın bireylerin yüzdekisindeki değişme nedir şimdi çekinik özellik 0,4 olduğuna göre 10 yıl önce o zaman baskın özellik nedir 0,6'dır değil mi? 10 yıl sonraya baktığımızda 0,7 olan çekinik özellik ise arkadaşlar 0,3 de nedir? E, baskın özelliktir. Bize homozigot baskın bireylerin yüzdesindeki değişme ne kadardır diyor. Baktığımız zaman 0,6'dan 0,3'e düşmüş. Yani yarı yarıya azalmıştır arkadaşlar. Biz ne diyebiliriz? Buna %50'lik bir azalma görülmüştür diyebiliriz. Evet gelelim 3. soruya. 3000 bireylik bir sığır popülasyonunda 20 birey kızıl renklidir. Bu popülasyonda demir kırı birey sayısı kaçtır diye sormuş. 20 olmaması lazım sanırım bunun Kızıl beyaza eksik baskındır diye söylemiş. Şimdi 20 birey kızıl renkli ise arkadaşlar bakalım. Kızıl rengin ilk önce bizim frekansını bulmamız lazım. 20 bölü 3000'den 20 bölü 3000 ne olur? Sıfırlar birbirini götürür geriye ne kalır arkadaşlar ee, burada sanırım sayıyı yanlış yapmışım bir daha bakayım da ben... evet yanlış yazmışım bilgisayarımda bazen bir tuşu basmıyor 120 yazacak yerde 20 yazmışım arkadaşlar hemen burayı düzeltiyoruz ve şimdi 121'e kızıl renkliyse ben kızıl rengin şöyle 120 bölü 300 diyorum ve frekansını buluyorum. Birey frekansını buluyoruz. Bakın sıfırlar birbirini götürür. 3 e, ile sadeleştirirsek burada ne kalır? 100. Burada ne kalır? 4. 4 bölü 100. Yani 0,04. Bakın bu birey frekansıdır. Bize gen frekansı lazım. Hemen gen frekansını buluyorum. Kare aldığım zaman ne olur? 0,2 olur. Şimdi baskın olan bile yani P Burada P ne oldu? 0,2 oldu. O zaman Q ne olur arkadaşlar? 0,8 olur değil mi? Bize neyi soruyor? Demir kırı bireylerin sayısını soruyor. Demir kırı da eksik baskın olduğu için heterozigot olan bireylerdir. Yani benim burada demir kırını bulmam için 2PQ'yu bulmam gerekiyor. 2 çarpı P neydi? 0,2 ve 0,8 ile çarptığımız zaman ne olacak? Şöyle şu tarafa alalım 0,8 Çarptık 0,32 olur değil mi? Bize bireylerin frekansını değil de sayısını sormuş. 0,32'yi 3000 ile çarparsak ne olur? çarpı 3000 dedim. Şöyle 3000, 2,0 şuradaki virgüllerle gider. 3 kere 2, 6, 960 kişi arkadaşlar. Ne olacak? 960 birey demir kırına sahip olan bireylerimiz olacak. Bu şekilde soru çözümlerini yapmaya devam edelim. Şimdi dördüncü soruda diyor ki 2000 kişilik bir toplumda A geninin frekansı 0,3, B geninin frekansı 0,4'tür. Buna göre bu toplumda heterozigot B kan gruplu bireylerin sayısı kaçtır demiş. Şimdi bizim burada bakın 3 tane alelimiz var. A, B sıfır genlerinden bahsediyor dikkat ederseniz. Hemen yine şurayı sileyim karışmasın. Arkadaşlar 3'lü üç, olduğu zaman yine aynı değişen bir şey yok. P artı Q eşittir 1 diyorduk ya burada da P artı Q artı R eşittir 1 diyeceğiz. Bu P olan A, A kan grubu için Q olan B kan grubu için R olan da 0 için. Şimdi bize A'yı vermiş 0,3 artı B'yi de vermiş 0,4 bizim R'yi bulmamız lazım. R ne olur buradan? Bakın 0,3 0,4 da 0,7 olur. Birden çıkardığımız zaman R'yi ne buluruz? 0,3 buluruz. Şimdi bize neyi soruyor? Heterozigot B kan gruplu bireylerin. Şimdi benim heterozigot B kan gruplu bireylerini bulmam için şöyle yapmam lazım. Her iki tarafın yine karesini almam lazım arkadaşlar. Her iki tarafın karesini aldığım zaman da şöyle bir şey çıkıyor. Bakın. P kare artı Q kare artı R kare. Daha sonra her birini 2 ile çarpacak şekilde 2PQ. Böyle kombinasyonlarını yazıyoruz. 2PR artı 2QR eşittir ne olacak? 1 olacak. Bunu direkt aklınızda tutmanız lazım. Çünkü hani ee, şeyde sınav anında böyle ezberlemekle falan uğraşmayın. Zaten genelde 2PQ, 2PR hani bu şekilde bulabiliriz. Bizim b sıfırını bulmamız için B ne? Bakın Q R ne? 0. Yani 0 neydi? O zaman 2QR'yi bulmamız lazım. 2QR'yi de nasıl bulacağız? 2 çarpı. Q'yu ne bulmuştuk arkadaşlar? Q'yu bize ne dedi? B geninin frekansını 0,4 dedi. R'yi ne bulduk? R'yi de 0,3 bulduk. Çarptığımız zaman ne olacak? 0,4 0,3 ile çarparsak 12 2 ile çarparsak 24 0,24 olur. Bize neyi soruyor? Heterozigot B kan gruplu bireylerin sayısını soruyor. O zaman 0,24'ü 2000'le de çarparsak ne olur? 480 kişi B heterozigot B kan gruplu bireylerdir diyoruz. Umarım anlatabiliyorumdur. Umarım çok karışık gelmiyordur. Popülasyon genetiği biraz hani kafanızı karıştırabilir ama böyle soru çözdüğünüz zaman mesela ilk önce ben çözdükten sonra kendiniz de şöyle bir çözün. Daha sonra arkadaşlar eğer yapamadığınız kısımlar olursa tekrardan dinlersiniz. Ama dediğim gibi hani e, popülasyon genetiği ile ilgili her sene bir soru mutlaka geliyor. Bazen sözel sorular geliyor, bazen böyle sayısal sorular geliyor. Özellikle sayısal sorular herkesin yapamayacağı sorular olduğu için çok fazla fark attırıyor. Yani standart sapması yüksek oluyor. O yüzden çözmeye bakın yani çözmeye çalışın. Beşinci sorumuza gelelim. 2000 kişilikten gel bir popülasyonda renk körlüğü geninin frekansı 0,3'tür. Renk körü olan erkek ve dişi bireylerin sayısı kaçtır demiş. Şimdi bakın, renk körlüğü X kromozomunda taşınıyor değil mi? X kromozomu burada X'ye devreye girecek. Peki bu durumlarda ne yapacağız? Arkadaşlar renk körlüğü geninin frekansı 0,3 ise yani X üzeri küçük r neymiş? 0,3'müş. O zaman X üzeri büyük R nedir? 0,7'dir. Ve burada diyor ki 2000 kişilik dengeli bir popülasyon. Dengeli bir popülasyon diyorsa erkek ve dişilerin sayısını eşit olarak alıyorsunuz. Yani 1000 erkek 1000 dişi olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Erkeklerin hasta olabilmesi için yani renk körü olabilmesi için x üzeri küçük r y olması lazım. Yani bunlarda bir tane x geni var. O zaman ben erkeklerin sayısını bulmam için 0,3 çarpı 1000 dersem ne olur? 300 erkek renk körü olur. Şimdi gelelim dişiler için ne yapacağız? Dişilere bakalım. Arkadaşlar dişiler nasıl ortaya çıkıyorlar? Renk körü olarak x üzeri küçük r, x üzeri küçük r. Şimdi iki tane x üzeri küçük r var. Yani iki tane genimiz var. O zaman ne yapacağız? 0,3 çarpı 0,3 diyeceğiz. Bunun frekansı ne olacak? 0,09 olacak. Birey sayımız kaç? 1000 değil mi? Birey sayımız 1000. Peki 1000'den çarptığımız zaman şöyle 2 sıfır gider. Geriye ne kalır? 90. 90 tane dişi bireyimizde ne olacak? 90 kişimizde renk körü olacak. Bu şekilde bireylerin sayısını bulduk. Erkeklerde ve dişilerde şunu kesinlikle kaçırmayın. Erkeklerde bir tane X kromozomu olduğu için ona göre sadece 0,3 ile çarptık. Dişilerde iki tane genimiz olduğu için o yüzden 0,3 ile 0,3'ü çarptık arkadaşlar. Bunu konuşamadım mı? Sakın kaçırmayın. 6. soru. Diyor ki: Akraba evlilikleri hangi hastalıklar için risk taşır? Şimdi arkadaşlar, akraba evlilikleri için biz ne diyoruz? Ee, akraba evliliği sürekli yapılırsa bireylerde bulunan çekinik özelliklerin ortaya çıkma ihtimali artar. Çünkü sen o bireyle akraba olduğun için o bireyde de çekinik genin olma ihtimali vardır. Sende de vardır. Dolayısıyla sürekli akrabayla evlendire 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 bu x x demeyeyim tabii ki. E çekinik olan genlerin ortaya çıkma ihtimali artıyor. Dolayısıyla otozomal resesiflerin ortaya çıkması daha kolay oluyor arkadaşlar. Yedinci soru Diyor ki Hardy Weinberg prensibine göre bir popülasyonda dominant ve resesif genlerin frekansına etki edecek kuvvetler mevcut değilse her bir alelin veya genotipin nispi frekansı dölden döle sabit kalır. Böyle bir popülasyon dengede olan bir popülasyondur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu, popüla L L bu popülasyonun denge halinin bozulmasına neden olmaz? Şimdi biz demiştik ki Hardy-Weinberg'in bazı kuralları var. Bu kurallara göre e, popülasyonların dengede kalması sağlanır. Neydi bu kurallar? Doğal seleksiyon olmayacak. Çiftleşmeler rastgele olacak. İşte yapay seleksiyon, yine yapay seçilim olmayacak. Dışarıdan herhangi bir şekilde müdahale edilmeyecek. Gen akışı, gen transferi, işte coğrafik izolasyon bunlar e, gerçekleşecek ve bu sayede popülasyonlarda herhangi bir değişme olmayacak dedik arkadaşlar bakın genetik sürüklenmenin olması ne olur popülasyonun bozulmasına sebep olur değil mi biz sebep e, popülasyonun denge halinin bozulmasına neden olmaz arıyoruz coğrafik izolasyonun olması dursun İç veya dış göçün olması bakın iç veya dış göç olursa ne olur yine popülasyon bozulur çiftleşmelerin rastgele olması işte bakın. Hardy Weinberg'in istediği şey buydu zaten. Eğer çiftleşmeler rastgele olursa popülasyonlarda herhangi bir değişiklik olmaz diyordu. Dolayısıyla burada denge halini bozulmasına sebep olmayan şey nedir? B şıkkıdır. Çiftleşmenin rastgele olması. Doğal seleksiyon yine İyi özelliklerin korunup kötü özelliklerin ortadan elenmesini sağlayabilir. O da popülasyonun bozulmasına sebep olur. Coğrafik izolasyon da gen akışını durdurduğu için bu da yine arkadaşlar mesela belli bir e, popülasyonun içerisindeki belli bireylerin arasında diyelim ki bir coğrafik izolasyon oluştu. Bu ne olur? Popülasyonun dengesini bozar. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olur. Sekizinci soru. Bir insan popülasyonunda mavi göz karakterine ait gen frekansı bilinirse, şimdi mavi göz e, karakterine ait gen frekansını bilirsem ben R'yi bilmiş olurum. Mesela 0,4 olsun. Bu durumda R değil pardon burada Q. Q'yu bilmiş olurum. 0,4 olur. P ne olur bu durumda? 0,6 olur, değil mi? baskın geni frekansını buldum mu? Buldum. Heterozigot baskın geni taşıyan bireylerin oranı demiş. Homozigot baskın geni taşıyan bireylerin oranı. Şimdi bu ikisini hesaplayamam. Neden? Bu bireyleri hesaplayabilmem için ben, bana birey sayısını vermesi lazım. Bireylerin oranı, bireylerin sayısı bu gibi şeylerde bana popülasyonun birey sayısını vermesi lazım. Dolayısıyla bu ikisini bulamam arkadaşlar. Hangileri hesaplanamaz demiş. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Bu ikisini hesaplayamayız. Dokuzuncu soru. 1000 kişilik bir popülasyonda 640 kişi RH negatif kan grubuna sahiptir. Buna göre heterozigot RH pozitif kan grubuna sahip bireylerin sayısı kaçtır demiş. Bakalım şimdi RH negatif olan yani Q'yu bulacağız biz burada. Arkadaşlar 640 bölü 1000 yaptığım zaman ne olur? 0,64 olur değil mi? Bu 64 neydi? Birey frekansı. Bize gen frekansı lazım. Birey frekansını e, kare aldığımız zaman 0,8 Q olur. Peki P ne olur bu durumda? P de 0,2 olur. Bize heterozgot bireyleri soruyor. O zaman 2 P Q'yu bulmamız lazım. 2 çarpı 0,8 çarpı 0,2. Sonucumuz ne olacak? 0,32 olacak. Bize bireylerin sayısını soruyor. 0,32'yi 1000 ile çarptığımız zaman ne olur cevabımız? 320 olur arkadaşlar. Bu şekilde hızlı hızlı çözmeye de başladık değil mi? 10. soru. 2000 kişilik bir popülasyonda 320 kişi N kan grubu geni taşıyorsa MN kan gruplu bireylerin sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi 320 kişi neymiş? N kan grupluymuş. O zaman zaten MN kan gruplarında M ile N birbirine eş baskındı. Dolayısıyla MN ortaya çıkıyordu. Ben N kan grubuna sahip bireyleri biliyorsam ne yaparım hemen? 320 bölü 2000 yaparım. 2000. 0,16 bulur muyum? 0,16 bulurum. Daha sonra bunun karekökünü alırım. Bu sayede Q'yu ne bulmuş olurum arkadaşlar? 0,4. Peki M ne olur? yani pardon P ne olur arkadaşlar? Bu bulduğumuz N geninin frekansıydı. M geninin frekansı da ne olacak? 0,6 olacak. Peki bizim MN kan grupta bireyleri bulmamız için heterozigot bireyleri bulmamız lazım demektir. Dolayısıyla 2PQ'dan 0,4 ile 0,6'yı çarptığımız zaman 0,24. Bir de 2 ile çarptığımız zaman 0, 48 olur arkadaşlar. Bize birey sayısını sormuş. Dolayısıyla bunu da ne yapacağım? Yine 2000 ile çarpacağım. 2000 ile çarptığım zaman 960 kişinin MN kan gruplu olduğunu buluyoruz. Gelelim 11. sorumuza. Son iki sorumuz zaten. 1600 kişilik bir popülasyondaki bireylerin %91'inin baskın fenotip olan kıvırcık saç şekline sahip oldukları belirlenmiştir bu toplumda düz saç geni taşıyan bireylerin sayısı kaçtır demiş. Şimdi %91'i baskın fenotip olan kıvırcık saç şekline sahipmiş. O zaman şimdi %91 ise burada aslında oranlayarak gidebiliriz. %91 ise 1600'de, 1600'de kaçtır deriz. Şöyle oranlarız. 1600 çarpı 91 bölü 100 deriz arkadaşlar. Şöyle 16 ile 91'i bir hemen çarpayım ben. Evet şunu fark ettim. Aslında hiç bu kadar uzatmaya gerek yok. Hemen hemen siliyorum. Hemen hemen hemen. <laughs> Şimdi yüzde 91 baskın fenotip olan kıvırcık saç şekline sahipse geriye kalan yüzde %9'u nedir? Düz saç şekline sahiptir. O zaman 0,09'u nedir? Düz saç. Düz saça sahiptir. Az daha çarpıyordum yani onu. Ee, bize ne diyor? Düz saç geni taşıyan bireylerin sayısı. Zaten ben düz saç geni frekansını buldum mu buldu. Bunu 1600 ile çarparsam ne olur arkadaşlar sonucumuz ona bakacağız. Burada sıfırlar virgülleri götürür. 16 ile 9'u çarpmamız gerekiyor. 6 kere 9 54 9 kere 1 9 144 144 kişinin e, düz saçlı olduğunu bulmuş olduk. Gelelim 12. ve son sorumuz artık. 20 bin nüfuslu bir yerleşimde 1800 birey 0 kan grupludur. B kan grubu allelinin frekansı 0,4'tür. Şimdi P, ya. P artı Q artı R eşittir 1. Bize burada Q'yu vermiş. Q neymiş? 0,4. Diyor ki bu yerleşimde 50, 50 bin yazmışım ama 5.000 olması lazım. 5.000 birey RH negatif ise Şimdi 5000 birey RH negatifmiş. Buna göre diyor A0 büyük R küçük R yönetimli bireylerin sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 5000 birey RH negatifse bu arada 50.000 yazmışım yanlışlıkla 5000 olacak burası. Ee, şöyle ben küçük R'nin şeyini bulabilirim. Genini bulabilirim arkadaşlar. Bu durumda. Ha bir dakika. Burada RH negatifi söylemiş bize. Tamam. İlk önce sıfır kan grubunu bulacağız. Daha sonra RH pozitif negatife göre gidelim. Önce arkadaşlar 1800 birey sıfır kan grupludur diyor. O zaman 1800 bölü 20.000 yaparsak 20.000 sıfırlar gider. Şurada da 2 ile sadeleştirirsek 9 bölü 100 olur. Yani 0,09 olur. Bunu da kare aldığım zaman R yine bulmuş olurum. 0,3. Bu durumda P ne olur? Yine 1'e eşitlediğimiz zaman 0,3 olur. Bakın PQR'yi buldum. Şimdi benim RH pozitif ve RH negatifi bulmam lazım. Arkadaşlar 5000 birey RH negatifmiş. 5000 birey RH negatifse hemen 5000 bölü şöyle 20.000 yaptığım zaman ben buradan Q'yu yani şey için Q'yu bulacağım. Ee, pozitiflik negatifli, negatifliğe göre Q'yu bulmuş olacağım. Şöyle diyelim küçük r'nin frekansını bulmuş olacağım. Şöyle sıfırlar birbirini götürdü. Şöyle yaparsak arkadaşlar ne olur? 1 bölü 4 olur. Yine genişletelim. 25 ile çarptığımız zaman 25 bölü 100 olacak. 0,25 olur. 0,25. Kare kökünü aldığımız zaman da r ne olacak burada? Küçük r. Bu durumda 0,5 olur. Peki büyük r yani baskın olan pozitiflik geni kaç olur? O da 0,5 olur. Şimdi ben buradan artık şurayı sileyim. İstenen sonucu bulabilirim. Bize ne diyor? Bize şurada diyor ki sileyim şurayı. Niye silmiyorsun? Heh. A0 büyük R küçük R diyor. A0'ı bulmam için ne yapmam gerekiyordu? 2 bakın A neydi? P. 0 neydi? R. 2 pryi bulmam lazım. 2 çarpı P'miz kaç? 0,3. R'miz kaç? 0,3. Çarptığımız zaman 0,18 çıkar. Tamam bunu bulduk. Büyük R küçük R yani heterozigot olanlar için de ne yapmam lazım? Bu sefer 2 büyük R küçük R yapmam lazım. Bu durumda arkadaşlar 2 çarpı 0,5 çarpı 0,5 25 0,50 olur. Çarptığımız zaman. 5 ile 5'i çarptım 25. 2 ile çarptığım zaman da 50 yaptı. 0,50. Şimdi bu ikisine şöyle yapalım. Genotipli bireylerin sayısını sormuş bize. Biz zaten frekanslarını bulduk değil mi? Frekanslarını bulduğumuz için bunları da çarpıp daha sonra birey sayısıyla da çarpacağız arkadaşlar. 0,18 çarpı 0,50 çarpı 20.000 diyeceğiz. Şimdi buradan 4 0 gitmesi lazım. 1, 2, 3, 4, 0 gitti. Virgüller gider. 100, 50 ile 2 çarptığımız zaman 100 olur. 18 ile çarptığımız zaman da arkadaşlar 1800 olur. Yani 1800 kişi bu kan grubuna sahip olan kişilermiş. Bu son soru birazcık karmaşık bir soruydu ama ayrı ayrı çözdüğünüz zaman yine sonucu ulaşabiliyorsunuz. Böylece sorularımızı bitirdik. Çıkmış sorulara da bakmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.